Merhaba değerli seyirciler. Bugün Cem TV ekranlarında her cuma saat 3 ile 4 arasında canlı olarak yayınlanacak yepyeni bir programa başlıyoruz. Ben Sefa Kabalioğlu. Bizler işçi, memur, emekli, doktor, mühendis, genel müdür, genel müdür yardımcısı, mali müşavir ve burada sayamadığım sayısız mesleklerden olabiliriz. Farklı formasyonlara sahip, farklı unvanlara sahip olabiliriz. Ancak hepimizin çatıda birleştiği bir unvan var, o da tüketici. Bir günde milyonlarca insan istek ve ihtiyaçları için mal ve hizmet satın alıyorlar. Aynı zamanda sözleşme imzalıyorlar. Ne yazık ki bu mal ve hizmet satın alımlarının sonucunda ya da karşılıklı maddelerde anlaşıp sözleşme imzaladıklarında hepsi mutlu sonla sona ermiyor. Tüketiciler bu alımlardan yaptığı ya da yaptığı sözleşmelerden bir takım mağduriyetlerle karşılaşıyor ve bu mağduriyetlerin çözümü noktasında gerçekten zorlukla karşılaşıyor. İşte Sefa Kabalioğlu ile Tüketici Bilinci programında tüketicilerimizin çeşitli konularda yaşadığı mağduriyetlere çözüm önerilerimizi, hak arama yollarını ele alacağız ve bu programda bunları işleyeceğiz. Sizlerin de programa katkı vermenizi rica ediyorum. Her hafta tüketici kanununda yer alan çeşitli başlıklarda tüketicilerin yaşadığı sorunları ele alacağız. Örnek veriyorum, önümüzdeki hafta e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişleri ve tüketici kanununda yapılması gereken yeni değişiklikleri konuşacağız. Ondan sonraki haftalarda ön ödemeli konut satışları, tüketici kredileri, özellikle GSM operatörleri ve dijital televizyon platformlarıyla imzalanan taahhütlü ve taahhütsüz sözleşmeler, taahhütlerden cayma gibi daha birçok başlıkta konuları masaya yatıracağız. Özellikle tüketicilerin sorduğu sorulara yönelik olarak çözüm önerilerimizi dile getireceğiz. Bugünün iki farklı önemi var. Birincisi 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü ve bu hafta bu konuda etkinliklerin yapıldığı bir hafta. Özellikle bu program aracılığıyla tüm tüketicilerin Dünya Tüketiciler Günü'nü kutluyorum ve tükenmeden tüketebilme temennimi iletiyorum. Bugünün en önemli noktası Gelibolu Deniz Savaşları'ndaki zaferimiz. 18 Mart 1915 tarihinde İtilaf Donanması'nı, hele ki yenilmezlik unvanına sahip o İtilaf Devletleri'nin donanmasını püskürttük ve tarihe 18 Mart Gelibolu Deniz Savaşları zaferi olarak geçti. Önemli bir savaş, dünya tarihinde her olayıyla ve her saniyesinin efsanelerle dolu olduğu, tarih yazıldığı bir savaş. Bu vesileyle de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve vatanperver tüm şehitlerimize saygı, minnet ve rahmet duygularımı iletiyorum. Bugünkü programımız son aylarda, özellikle Ekim ve Kasım 2021'den sonra özellikle ev sahibi ve kiracı arasında çok ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Üstelik özellikle enflasyondaki artış, ev sahiplerinin bu enflasyondaki artışa paralel kira artış talepleri, ödenmediği takdirde o zaman evimize boşaltın ve diğer olası durumları bu programda konuşacağız ve bu konuda sorun yaşayan gerek ev sahiplerine gerekse de kiracılarımızın hak ve yükümlülüklerini konuşacağız. Program konuğumuz avukat Sayın Fırat Nevruz. Çok teşekkür ediyorum. Program davetimizi kabul ettiğiniz ve stüdyomuzu şereflendirdiğiniz için. Sorulara geçmeden evvel sizi kısaca tanımak istiyorum Fırat Bey.
Tabii ki çok teşekkür ederim programa davet ettiğiniz için Sefa Bey. Avukat Fırat Nevruz ben. İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 7 yıldır serbest avukatlık yapıyorum. İstanbul'da faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Şirket ve bireysel müvekkillerimize hukuki destek sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu özel günde burada bulunmak, sizlerle birlikte hem tüketici hukukunda hem kira hukukunda bir arada bulunmak benim için de çok mutluluk verici. Bugün 18 Mart, Çanakkale Zaferi'nin günü, bu bir zafer günü. Bugünü bizlere yaşatan, gururla tahayyül etmemize sebebiyet veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Şehitlerimize mekanları cennet etmek istiyoruz. Teşekkür ederim Fırat Bey. Rica ederim. Şimdi biliyorsunuz bu özellikle son dönemde kira hukuku, kira evet. sözleşmeleri ve ev sahibiyle kiracı arasında yaşanan sorunlar çok arttı. Evet. Yani şöyle söyleyeyim size, bir tüketici hakları uzmanı olarak ben günde 15-20 tane bu konuda açıkçası mail alıyorum. Ben de programı hazırlanırken genellikle tüketicilerin, bu ev sahibi ve kiracıların daimi olarak sordukları sorulara yönelik size sorular hazırladım. İsterseniz başlayalım. Birinci sorum şu Fırat Bey, yani bir takım detaylar var ama çatıda en önemli şey var. Kira sözleşmesi yapılırken ev sahibi ve kiracı nelere dikkat etmeli? Önce isterseniz bir çatıyı bir çizelim. Anlatabiliyor muyum? Hatları bir çizerek başlayalım. Sonra da detaylara ve olası durumlardaki kiracı ve ev sahibi hak ve yükümlülüklerine girelim. Haklısınız. Kira sözleşmelerinde, yani kanunda yazılı düzenlenir, sözlü düzenlenir, şu makamda düzenlenir diye bir hüküm yok. Burada Türk Borçlar Kanunu serbestliği içerisinde. Yani bir evini kiralamak isteyen, bir iş yerini kiralamak isteyen ya da bir ürünü kiralamak isteyen, kiraya veren şahıs ya da şirket, kiracısına karşı bu şekilde bir sözleşme ilişkisi içerisine girmek istediği zaman bunu yazılı olarak da yapabilir, noter huzurunda da yapabilir, sözlü olarak da yapabilir. Tabii hepsinin artısı eksisi var. Yazılı yapılması tabii bizim mesleki olarak her zaman tavsiye ettiğimiz bir husus. Yazılı olarak yapılmasının artıları nelerdir? Ben bu şekilde de genişleterek de cevabınızı en azından sizlere sunayım. Artıları nelerdir? Kira ilişkisi içerisindesiniz. Örneğin bir konut kirası. Dairenizi kiralamak istiyorsunuz. Kira bedeli nettir. Yazılır. Yıllık kira bedeli ne kadardır? Bu yazılır. Kiraya verilen yer neresidir? Bu yazılır. Kiraya verenin TC'si nedir? Vergi numarası nedir? Kiracının TC'si nedir? Ya da vergi numarası nedir? Adresi nelerdir? Uyuşmazlıklarda öncelikle biz buna bakarız. İlk husus mesela tebligattır. Biz doğru kişiye doğru tebligatı yapabiliyor muyuz? Öncelikle biz buna bakarız. Sonrasında kira bedelinden bahsettim. Daha sonraki husus, örneğin demirbaşlar. Bunların net olarak yazılması gerekiyor. Kiraya verenin özellikle kira sözleşmesinde bulunmasını istediği hususlar varsa bunların yazılı olarak sözleşmede belirtilmesi tabii kaçınılmaz. Bunları sözlü kira sözleşmesiyle yapmak hem herhangi bir hukuki ihtilafta, dava öncesinde, dava sonrasında her zaman karşımıza sorun olarak çıkar. Noter dedim. Noterde yapmanın faydası şu olur. Taraflar imza inkarında bulunamazlar. Yani iki taraf bir araya geldi. Kiraya veren dedi ki gel bu sözleşmeyi noter huzurunda yapalım. Her zaman ülkemizde olabilen bir husus değil ama dava aşamasında imza inkarını engelleyen bir husustur. Ne der? Noter huzurunda atılan imzalar her zaman geçerli bir imzalardır ve siz bunu inkar edemezsiniz. Noter çünkü ülkemizin en güven veren makamlarından bir tanesidir. Devlet de bunu bu şekilde uygulamaktadır. O nedenle herhangi bir kural yoktur. Yazılı da yapabilirsiniz, sözlü de yapabilirsiniz. Ama tabii yazılı yapılması bizim her zaman önceliğimizdir. Şimdi yazılı yapılmasından sonra şu da çok önemli. Bana gelen sorularda kira sözleşmesi yapılmadığı, yani kira sözleşmesi yapılmadan evde oturulmaya başlandığı, evet. hatta bir yıl dolduğunda ev sahibinin kira artışı talep ettiği,
Ve o kira artışının neye göre yapılacağı söyleniyor. Ve öyle görüşler var ki işte kira sözleşmesi yapmadığınız takdirde, sözlü sözleşme yaptığınız takdirde aslında kiracının hiçbir hakkının olmadığı yönünde bir takım görüşler var. Şimdi kira sözleşmesi yapmadan kiracı olarak oturmanın bir itilaf çıkması durumunda ev sahibi ve kiracı açısından riskleri nelerdir? Sizden ricam, ev sahibi ve kiracı açısından riskleri değerlendirebilir misiniz? Öncelikle kira sözleşmesi mutlaka yazılı mı yapılmalıdır? Yani sözlü kira sözleşmesi yapılamaz mı? Yapılabilir tabii ki. Sözlü yapılan birçok tabii kira sözleşmesiyle bizler de karşılaşıyoruz. Tüm meslektaşlarım, hukuk içerisinde olan herkes karşılaşır. Sözlü kiranın öncelikle kiracı tarafından risklerinden bahsedeyim. Sözlü kira herhangi bir uyuşmazlıkta, eğer siz ödemelerinizi banka kanalıyla yapıyorsanız, havale, EFT yoluyla yapıyorsanız bu bir güvendir öncelikle. Yani siz kira bedeli olarak ne ödüyorsunuz? Çünkü mahkeme ilk olarak bunu soracak. Kiraya veren dedi ki ben 1500 lira kira istiyorum ama bu adam bana 1000 lira yatırıyor. Mahkeme ilk olarak bu kira bedelini ister. Siz banka kanalıyla yatırıyorsanız bu sizin için bir güvencedir. Ama bu demek değildir ki korunaksızsınız. Dava yoluna gittiniz. Orada da borçlar kanunun maddesi uyarınca yine TÜİK ortalamaları üzerinden size bir artış oranı belirlenecek. Yani kira sözleşmem yok. Kira sözleşmem olmadığı için artış oranı belirlenmedi. TÜİK ortalamaları yazılmadı ya da %10 yazılmadı. Yıllık 1000 lira olarak artış bedeli yazılmadı. Ben ne yapacağım diye bir konu yok. Bu konuda kiracılar aynı yazılı kira sözleşmeleri yapmış kişiler gibi kanun korumakta. Türk Borçlar Kanunu zaten geneli çoğunlukla kiracı lehinedir. Olabildiğince kiracıyı korumak amaçlı düzenlenmiştir. Aksine hükümleri tabii düzenlememek de gerekir ama bu noktada dediğim gibi yazılı sözleşmede olsa, sözlü sözleşmede olsa kiracı eğer dediğim gibi banka kanalıyla ödemelerini yapıyorsa çok çok fazla bir risk bu noktada olmayacaktır. Kira bedeli noktasında. Ancak kira bedelinin haricindeki noktalarda sıkıntı çıkabilir. Varsayalım siz eve girdiniz. Tabii konut üzerinden ben şu an konuşuyorum. Bunu iş yeri olarak da değerlendirebilirsiniz. Diğer kira sözleşmeleri için de yapabilirsiniz. Ama şu an hani konut üzerinden ben değerlendireyim. Evin boya badanası var mı yok mu? Evin içerisinde belki musluklar yeni takılmıştır, duşakabin yeni takılmıştır, özel bir lamba vardır, lambader vardır, kombi vardır, mutfak dolapları vardır, kapılarımız vardır. Bunların hepsi yeni takılmış olabilir. Şimdi bu hususta hem kiracı lehine hem kirayı veren lehine de aleyhine de sorumluluklar çıkabilir. İki taraf için de ben tabii şu an yorum yapmaya başladım. Kiraya veren tarafından bakayım. Siz yeni bir dolap yaptırdınız. Kiracı da hor kullandı. Nasıl ispat edeceksiniz bunu? Tanıkla ispat edebilirsiniz ama tanığınız var mı yok mu, teslimatında var mı yok mu, bunlar hep risk. İspat aşamasında zora gider. Hakim ilk olarak ispata bakar. O yüzden yazılı olması her zaman tavsiyemizdir. Ama sözlü olarak kira sözleşmesi akti yapılması da sonuç itibariyle yasa açısından uygun. Orada bir sıkıntı yok. Çok net. Yani siz kira ödemelerinizi banka üzerinden yapıyorsanız, o bir yıl geldiğinde yasal artış ya da artış ne olacak dediğinizde en azından onun bir temeli olduğunu söylüyorsunuz. Peki ben buradan şeyi bağlamak istiyorum. O zaman yasal kira artış oranı nedir? Yani sözleşmede diyelim ki özellikle bunu belirtmek istiyorum. Şimdi tüketiciler özellikle şunu söylüyor mesela. Ben diyor işte TFTÜFE üzerinden sözleşme yaptım. Bazı tüketiciler diyor ki ben sözleşmemi işte TEFE artı TÜFE ortalaması olarak yaptım diyor. Şimdi burada tabii bir kavram var. Ortadan kalkan bir kavram var. Evet, ama insanlar, evet. Tüketiciler alışkın olduğu için kolaylıkla o sözü söylüyorlar. Peki bu söyleminizden ortaya çıkarak yasal kira artış oranı nedir? Sözleşmeye taraflar kendi iradeleriyle serbest bir oran belirleyebilirler mi? Bu oran maksimum ne olabilir? Yani yasal artış oranının üzerinde eğer bir kira artış oranı belirlendiyse bu geçerli midir? Yani yasada sözleşme serbestisi var ya, bu yasadaki sözleşme serbestisine dayanarak işte ben
sözleşmeye de bunu yazdım, bu kadar isterim deyip yasal kira artış oranında istenebilir mi? Bunlara da açıklık getirmenizi rica edebilir miyim? Tabii ki. Kiracı ve kirayı veren bir kira sözleşmesi ilişkisi içerisine girdikleri zaman burada tabii bir serbesti var. Ama sınırı da var. Borçlar Kanunu bunu sınırlıyor. Diyor ki siz bir kira artış oranı belirleyebilirsiniz yenilenen dönem içerisinde. Ancak bunun 12 aylık TÜİK'in belirlediği TÜFE oranını geçmemesi gerekir diyor. Geçerse ne olacak? Geçerse tabiri caizse tıraşlanır. Yani TÜİK ortalaması belirlendi. %20 dedi ya da %15 dedi. Siz belirlediniz %30. Ya da yüzde belirlemediniz de 5.000 lira dediniz. 3.000 lira dediniz. Bu da oranı aşıyorsa dediğim gibi tıraşlanır. Üst aşama, üstteki bedel gider. TÜİK'in ortalaması kalır. Kiraya verenler bu şekilde kira artış oranları yazıyorlar. Zannediyorlar ki ben bunu tahsil edebilirim ya da bunu tahliye için bir gerekçe olarak gösterebilirim. Maalesef böyle bir şey yok. Yani ancak o sınır içerisinde siz bunu belirleyebilirsiniz. Daha altında belirleyebilirsiniz. Bakın az önce dediğim gibi kiracı lehinedir. Ama sınır odur, tavan odur. TÜİK'in 12 aylık ortalaması. Bunu belirlemek gerekiyor. Şimdi değerli izleyiciler, Fırat Bey'in sözünü şöyle tamamlamak istiyorum. Şimdi çeşitli forumlarda ve bana yöneltilen sorularda ev sahipleri TEFE artı TÜFE üzerinden kira sözleşmesi yaptıkları söylüyorlar. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bir kere TEFE kavramı 2014 yılında uygulamadan kalktı. Yani toptan eşya fiyat endeksi denen o kavram artık kullanılmıyor. Ve onun yerine yurt içi üretici fiyat endeksi kullanılıyordu. Ve 2011 yılında çıkan yasada kira artışları yurt içi üretici fiyat endeksine göre yapılması öngörülürken 2018 yılında ortaya çıkan kriz neticesinde 2019 yılında yurt içi üretici fiyat endeksi ortadan kalktı ve artık tüketici fiyat endeksi kullanılıyor. Birincisi bu. Orada TÜFE artı TEFE ortalaması alınacak deniyor. Özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün baktığımızda üretici fiyat endeksi %105, tüketici fiyat endeksi %54'lerde, yani ortalamasını aldığınız zaman %75 gibi bir rakam yapıyor ki bu tabii şu andaki geçerli olan artış oranının çok üzerinde ve bunun yasal bir geçerliliği yok. İkinci bir konuyu daha özellikle hatırlatmak istiyorum. Şimdi bazı kiracılar ya da ev sahipleri şunu söylüyor. İşte bu yıl için belirlenen oran, örnek veriyorum, işte Ocak'ta belirlenen oran %22.58, bu yıl için belirlendi diyor. Şimdi özellikle belirtmek isterim ki bir yıl için belirlenen bir kira artış oranı söz konusu değil değerli izleyiciler. Her ay kira artış oranı her ay için belirleniyor. Yani 3 Mart'ta TÜİK tarafından kira artış oranı belirlendi %25.98. 3 Nisan'da da kira artış oranı belirlenecek. Kaç çıkacağını bilmiyoruz. Mayıs'ta da aynı şekilde. Onun için tek bir oran belirlenip bütün bir sene için geçerli olmuyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bu doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Peki Fırat Bey, şimdi yasal artış oranı üzerindeki sorulardan en büyüğü bu. Yani diyor ki işte ben bir senedir diyor evde oturuyorum, kiram 1000 lira fakat bu sene işte ev sahibim benden 2000 lira istiyor. Eğer yapmazsan da evi tahliye etle diye sorular geliyor. Şimdi bu talebi yönelten ev sahibi bir kere haklı mı? Böyle bir taleple karşılaşan kiracı ne yapmalıdır? Çünkü kiracılar öyle tebligatlarla karşılaşıyor ki, yani ev sahibi işte eğer bu kirayı yapmıyorsan 20 gün içinde evi terk et, evet, evi tahliye et ya da işte 45 gün içinde evi tahliye et deniyor. Kiracılar da diyor ki işte kışın
Çocuklarım okula gidiyor. Ben kışın nasıl evi boşaltacağım falan gibi böyle bir çaresizlikleri var. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani ev sahibi istediği kira artışını yapmadığı için tahliye et diyebilir mi? Ve böyle bir taleple karşılaşan kiracı ne yapmalı? Evet. Şimdi bu noktada özellikle son bir yıldır, birkaç yıldır ülkemizdeki enflasyondan kaynaklı olarak kira artış oranları normalin daha üzerinde. Bundan 5 yıl öncesindeki kira artış oranlarıyla şu anki kira artış oranları gerçekten çok farklı. Burada tabii borçlar kanunun maddelerinde açık ve net söylüyor. 5 yılın üzerinde misiniz, altında mısınız? Yani kira sözleşmenizi imzaladınız. İlk 5 yıl içerisinde misiniz, 5 yılın üzerinde misiniz? Eğer ilk 5 yıl içerisindeyseniz, kanun maddesi çok net. Kiracı için de çok net, kiraya veren için de çok net. Burada tüketici fiyat endeksi üzerinden, TÜİK'in belirlediği 12 aylık oran üzerinden belirlenmek durumunda. Siz üstünü yazdığınız zaman kiracı olarak ve kiraya veren olarak kiraya vereniniz talep etti sizin de belirttiğiniz gibi. Kiracıya dedi ki sen 2000 lira yatır. Kiracı diyecek ki ya artış oranı bu kadar. Ben bunun üzerinde yatırmamam gerekiyor. Yok yatır, ben senin için icra başlatacağım, dava açacağım, avukatıma vereceğim. Bu şekilde de tabii tacizlerle de karşılaşılıyor. Bu şu demek değil. Biz yeri geliyor kiraya veren tarafında oluyoruz. Yeri geliyor kiracı tarafında oluyoruz. Biz sonuçta avukatız. Müvekkillerimiz hangi taraftan bize bunu sorarsa biz de ona göre doğru bilgiyi veriyoruz. Burada dediğim gibi ilk 5 yıl içerisinde TÜİK'in belirlediği oran geçerlidir. 6 gene geçerlidir. Taraflar çünkü bunu kabul etmiş sayılır. Yani TÜİK'in oranı %20, taraflar belirlediler %9, %5 kiracı lehinedir. Bu geçerlidir. Bunda hiçbir engel yok. Bu bir ne tahliye sebebidir. Artık işte tüketici fiyat endeksi şu kadar ama siz bu az yatırmışsınız. 1000 lira yatırmanız gerekirken işte 500 lira yatırmışsınız. Olmaz. Ne bir tahliye sebebidir, ne bir icra sebebidir, ne de bir dava sebebidir. Dava açabilirsiniz tabii bunda bir engel yok ama kaybedersiniz. Peki Fırat Bey, şöyle bir soruyla karşılaştım. Ev sahibi kiracısına diyor ki senden istediğim 2000 lira. Evet. Eğer diyor 2000 lira göndermezsen ben bu parayı sana iade edeceğim diyor. Hı. Öyle enteresan şeylerle karşılaşıyoruz ki. Peki diyelim ki kirayı iade etti. Evet. Ne yapacak kiracı? Tekrardan mı ev sahibine gönderecek? Ev sahibi tekrar mı iade edecek? Nedir? Mesela bu da detay sorulardan bir tanesi. Haksınız. Hatta bir tane kiracı bana sormuş. Sefa Bey ben kirayı gönderiyorum, ev sahibi iade ediyor. Kirayı gönderiyor ev sahibi. Bunun çözümü nedir diyor. Ne diyeceksiniz böyle bir şeye? Haklısınız. Yani bu sefer para tabii bir oraya gidiyor, bir buraya geliyor. Ne olacak? Yaşanan da gerçekten bir soru. Buradaki çözüm şöyle. Ben her zaman şunu savunurum. Öncelikle bir ihtarname. Yani kiracı tarafından ev sahibine, bakın ben şu tarihte banka havalesiyle sizin şu IBAN numaranıza kira bedeli, şu ayın kira bedeli olan şu kadar parayı gönderdim. Ancak tarafınızdan da şu tarihte şu açıklamayla iade edildi. Son ihtarımdır gibi bir yazılı ihtarnameyle bu hususu belirtmek her zaman fayda sağlar. Hatta kiracı şey yapmak lazım herhalde, hem bu ihtarı yaptıktan sonra da ödenecek. Hani şu hesabı evet. ödüyordum, evet. o hesaptan devamlı iade ediyorsunuz, o zaman başka bir hesap bildirin diye de yani fazladan Kesinlikle. Böyle bir bilgiyi söylemek Kesinlikle. Lazım o zaman. Peki ihtarnameyi gönderdiniz, ev sahibi dedi ki hiçbir cevap yok ya da tersi cevap verdi. Yok dedi, ben hala bu kadar kira istiyorum. Siz kiracı olarak sulh hukuk mahkemesine bağlı bulunduğunuz, ikametinizin bulunduğu en yakın sulh hukuk mahkemesine başvuru yaparak sulh hukuk mahkemesinden bir banka hesabı belirlenmesini talep edersiniz. Tevdi yeri mahalli olarak geçer bu. Artık oradaki hususu işte ihtarname bu yönden önemlidir. Yani siz o ilişkiyi ispat edebilmek için mahkeme edersiniz ki ben ev sahibime paramı gönderdim bu tarihte, iade etti, ihtarname çektim, cevap verdi ya da vermedi, ben kiramı yatıramıyorum. Ama sözleşmemde daha ikinci senemdeyim. Çıkartmıyor da, oturuyorum da, ne yapacağız? Siz bana bir mahkeme kanalıyla bir banka hesabı bildirin. Ben banka hesabına kira ödemelerimi yapayım, yasal olarak sorumluluktan kurtulayım. Sonrasında ev sahibi ne yaparsa yapsın. Fırat Bey şöyle söyleyeyim size. Son 4-5 aydan bu yana inanın bana en çok sorulan soru bu, biliyor musunuz? Evet. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimize, özellikle ev sahibi ve kiracılara, eğer kontratınız Mart ayında yenileniyorsa, yani kira yenileme dönemi Mart ayıysa,
kiracıların azami olarak yapacakları zam oranı %25.98. Yani kiranız 1000 liraysa %25.98 ile o kirayı hesaplayıp ev sahibinizin hesabına gönderdiğiniz zaman ev sahibi istediği tutarda zam yapılmadığı gerekçesiyle sizi tahliye edebilme şansı yok. Bu yönde gelen herhangi bir tahliye yönündeki iddiayı da dikkate almamanız gerekiyor. Çünkü bu sebeple sizi tahliye edebilme imkanı söz konusu değil. Doğru mu Fırat Bey? Doğrudur. Peki. Şimdi bir başka daha enteresan bir konu var. Evet. O da şu. Şimdi ev sahipleri kiracılarına işte banka hesabım yok, banka hesaplarıma bloke kondu diyerek kiracısından kira bedelini elden ödemesini talep ediyor. Şimdi ben şunu biliyorum, yani devlet bir sınır getirdi. O sınırın altındaysa elden kira ödemesi yapabiliyorsunuz. Onun üstündeyse devlet diyor ki bankadan yapacaksın. Peki bu sınır ne? Ve hem kiracının böyle bir durumda, elden isteyen kiracının böyle bir durumda hem ev sahibi hem de kiracının bir ceza ile karşılaşma durumu var mı? Biliyorsunuz evet. Türk vergi kanunlarında vatandaşlık görevi var. Siz bir yerden mal ve hizmet aldığınız zaman devlet diyor ki fişini faturasını da alacaksın evet, diyor. Evet. Burada da böyle bir durum var mı? Birincisi bu. Bir de elden kira ödemesi yapan kiracı yarın öbür gün o hani dedik ya banka kanalıyla ispat etmemiz mümkün değil. Burada ispat vesikası ne olacak? Özellikle kiracılara ve ev sahiplerine riskler açısından ve kiracıyı kendisi koruması açısından önerileriniz nelerdir? Dediğim gibi bu şekilde bir sözleşme oldu elden ödeme üzerine. Bazı kira sözleşmelerinde varsayalım 3000 lira üzerinden anlaşıyorlar. Aslında sözlü olarak 3000 üzerinden anlaşıyorlar ama 1000 TL yazıyor. 2000 lirasını elden alıyor. Ben burada konuyu ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. İş yeri kiraları ve konut kiraları olarak. Özellikle iş yeri kiralarında gerçekten hem kiracıya hem kiraya verene vergi usul kanunu uyarınca cezai müeyyideler mevcut. Konut kiralarından başlayayım. Konut kiralarında elden ödemede yani şu anki sınır 500 lira. Üzerindeki miktar ne olursa olsun banka havalesi yoluyla yapılması gerekiyor. İspat konusu tabii bizim yani hukuki mecrada çok önemli. 2022 yılındaki senetle ispat kuralı olarak geçer. Yani siz belli bir miktarın altındaki her ne uyuşmazlık olursa olsun bunu yazılı delille ispat etmesi gerekiyor. Bu seneki 2022 yılındaki sınır 6640 TL. Eğer bunun altındaki bir uyuşmazlık varsa yani kiraya veren 6640 liranın altındaki bir kira bedeliyle alakalı, bir aylık kira bedeliyle alakalı bu yönde bir talepte bulunuyorsa burada tabii tanıkla ispat gerekir. Banka havalesi nasıl olacak? Bunlara bakmak gerekir. Konut kiralarında biraz daha kiracı lehine bir durum var. Ancak iş yeri kiralarında siz elden ödeme yapıyorsanız kiraya veren tarafından çok ciddi müeyyideleri var. Vergi usul kanununa geçiyor. Özel usulsüzlük cezası olarak geçiyor bu. Oranları tabii kanunda mevcut. Bunları tabii kanun üzerinden çok fazla gidip de izleyicilerimizde boğmamak gerekiyor ama tabii ki cezai müeyyideleri mevcut. Peki Fırat Bey biraz soluklanalım mı? Nasıl arzu edersiniz? Değerli izleyiciler sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba değerli izleyiciler. Konunun güncelliğinden anlıyorum ki bir WhatsApp hattımız var. Soru ve sorunlarınızı bize yöneltebileceğiniz. O numarayı bir kere daha size söylemek istiyorum. 0530 848 13 12 şu anda ekranda KJ'de yazıyor ve teşekkür ederiz ilginize. Bizi izlediğinizi gösteriyorsunuz. Ben bir tane ev sahibinin sorduğu soruyu size yöneltmek istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi diyor ki izleyicimiz ev sahibiyim. Evimi ihtiyaçtan dolayı satmak istiyorum. Kiracı zorluk çıkartıyor. Alıcılarla evi gösterdiğinde ileri geri konuşup alıcılar evi almaktan vazgeçiyor. Bu şartlarda evi satmam mümkün değil. Kiracıyı nasıl çıkartabiliriz? Eylül 2020'de kiraya verilmiştir. Bu tarih gelince noterden iddianame göndererek çıkartabilir miyim diyor izleyicimiz. Ne dersiniz Fırat Bey?
Şöyle, tabii ihtarname çekilebilir ama burada kira sözleşmesi kaçıncı yılında, ödemediği kira bedeli var mı? Bir bunlara bakmak gerekir. Ne sebeple bir de evi satmak istiyor? Bu da önemli. Tabii evi satın alan kişilere karşı kiracıların borçlar kanunu gereği birinci yükümlülüklerinden bir tanesi. Ona kiracının kendisi için uygun olan zamanlarda, müsait olan ve makul süreler içerisinde aday maliklere göstermek gibi bir yükümlülüğü var. Bu kanunda da yer alıyor. Kanunda yer alıyor tabii ki. Bu kanunen yükümlülüktür. Kiracıların yükümlülüğüdür. Ev sahibi burada kiracıya gene diyorum ispat vasıtası olarak bir ihtarname çekmek durumunda. Yeri gelir böyle bir esnada örneğin geldiniz, tam ev gezdiriliyor ama kiracı kapıyı açmıyor. Ya da açıyor, iki dakika içerisinde bakın gidin. Yani bu şekilde kötü söylemlerde bulunuyor. Böyle bir dava yoluna gidilmesi tabii ülkemizde biraz uzun süren süreçler olabiliyor. Yani en az ortalama bir yılı bulabiliyor bu tarzdaki davalar ama tanık, bir tutanak kiracıya karşı bu yükümlülüğü ihlal ettiği ile alakalı muhakkak faydası olacaktır. Evi satan alan kişi tarafından da tabii zor. Yani aldıktan sonra o kiracının sözleşmesiyle de bağlı olacak. O kiracıyı belki o da çıkartmak isteyecek. Tabii kiraya veren tarafından uğraştırıcı bir süreç. Ama bir ihtarname çekmek kısa vadede süreci hızlandıracaktır. Çünkü evde oturan kiracının belirli kendi durumuna da göre belirli mahrumiyetini koruması kaydıyla da evin taliplerine evi gösterme gibi bir zorunluluğu var. Evet. Bu kanundan gelen bir zorunluluk. Doğru mu? Doğrudur. Yani siz diyorsunuz ki izleyicimize hem bu konuda bir ihtarname çekmekte fayda var ama onun dışında sadece bu sebebi göstererek bir tahliye söz konusu değil ama onun dışında başka unsurların gerçekleşmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Evet, doğru mu? Doğrudur. Peki, izleyicilerimize teşekkür ediyoruz bu programımıza ilgilerinden dolayı. Şimdi isterseniz belirlediğimiz sorular üzerinden gidelim. Şimdi Fırat Bey, en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi iki tane soru var burada. Bakın o soru da geldi. Biz de o soruyu hazırlamışız. İçinde kiracının bulunduğu evi satın alan kişi... Kiracıyı tahliye edebilmek için nasıl bir süreç izlemelidir? Her ne kadar aynı şey olmasa biraz daha şey. Bir önceki ev sahibiyle sözleşmesi bulunan kiracı için mevcut sözleşme geçerli midir? Yeni malik kiracıyı hangi gerekçeleriyle tahliye edilebilir? Bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi Fırat Bey. Kiraya verensiniz. Bir gayrimenkulünüz var, iş yeriniz veya konutunuz, evinizi ya da iş yerinizi satmak istiyorsunuz. Daireyi de gezdiren bir kiracınız var, varsayalım. Az önceki gibi problem inşallah tabii kimseye çıkmaz ama gerçekten yaşanan bir süreç. Evinizi ya da iş yerinizi satmak istiyorsunuz. Yeni alan malik tapuyu satın aldı. Aldığı tarihten itibaren kanunda burada iki imkan var. Birincisi der ki, evi satın aldığınız tarihten itibaren bir ay içerisinde kiracıya bir ihtarname çekin. Yazılı olarak bildirim yapın. Burada yazılı olarak bildirim diyor. Bu illa noter ihtarı olunacak diye bir kayda yok. Onu da belirteyim. Hani kafa karışıklığına mahal vermesin. Yazılı bildirim diyor. Bildirimi yaptınız. Dediniz ki ben artık yeni ev sahibinizim. Yeni mal sahibinizim. Ve ben burada oturmak istiyorum. Konut olarak kısımda. Ya da iş yeriyle alakalı ben burada işimi yapmak istiyorum. Buradan çıkın. Dediğiniz zaman kanun burada kiracı tarafından bir süre verir. Der ki en az 6 ay. İhtarnameyi çektiniz, yani evi satın aldınız, yeni maliksiniz, ihtarnameyi çektiniz, yazılı bildiriminizi yaptınız. Bir ay içerisinde en az 6 ay kiracının zaten hakkı var, orada oturmaya hakkı var. 6 aydan sonra kiracınız çıkmadı. Ne yapacaksınız? Bu sefer dava yoluna gidebilirsiniz. Ancak buradaki davanın da... evi satın aldığınız, yani satın aldığınız evin gerçekten sizin ihtiyacınız mı? Bu ihtiyaç samimi mi? Zorunlu mu? İvedi mi? Erzurum'dan bir kişi İstanbul'da bir daire satın aldı. Okulunun, oğlunun ya da çocuğunun okulu için geldi İstanbul'da, işte Kadıköy'de
bir ev satın aldı ve buraya taşınmak zorundalar. İstanbul'da başka hiçbir evleri yok, oturacak hiçbir yerleri yok. Bir çekirdek aile düşünün, mecburen Kadıköy'de oturmak durumundalar. Şimdi bu bir zorunlu bir ihtiyaç. Mahkeme bunları kabul eder. Ancak evi satın alan kişinin birden fazla evi var. Ya da kendisi kirada oturuyor. Şimdi özellikle birden fazla evi varsa Yargıtay direkt buna bakıyor. Mahkemeler buna bakar. İhtiyacınız zorunlu mu? Zorunlu değilse ve dava aşamasında da zorunlu olması gerekir. Zorunlu bir ihtiyaçsa, samimi bir ihtiyaçsa o halde bu dava kabul edilir. Bu birinci yol. Yani yeni malik ihtarname çekecek, kiracısına 6 aylık bir süre tanıyacak. Diyecek ki çık, burada ben oturmak istiyorum. İkinci imkan ne? İkinci imkan da şu, kira sözleşmesinin yenileme dönemine bakacak. Şimdi oradan ikinci sorunuzla bağlantı kurarak bu hususa ben cevap vermek istiyorum. İkisiyle bağdaştırıp neticede böyle bir cevap olsun. Yeni malik evi satın aldıktan sonra, iş yerini satın aldıktan sonra orada hangi kira sözleşmesi olursa olsun o sözleşmeyle bağlıdır. Kira bedeliyle de bağlıdır. Kira sözleşmesinin diğer hükümleriyle de bağlıdır. Yeni malik orada kira sözleşmesinde ne yazıyorsa hepsini kabul etmiş sayılır. O kabul etmiş haliyle evi ya da iş yerini satın almış sayılır. Burada şunlarla da karşılaşıyoruz. Yeni malik diyor ki tamam diyor, ben artık yeni malikim, sen 3 bin lira ödüyormuşsun. Artık zaten enflasyon da var. Hani diğer taraftaki konuyla da alakalı. Artık 5 bin lira ödeyeceksin. Öyle bir şey yok. Kanunda çok net geçer. Yeni malik önceki ev sahibiyle imzalanan kira sözleşmesiyle birebir bağlıdır. Sanki o imza atmış gibi. Şimdi ikinci husustan bahsedeyim. Önce dedim ya, bir ihtarname 6 ay süre verecek, sonrasında çıkmazsa dava yoluna gidebilir diye. Samimi ve zorunlu bir ihtiyaç. İkinci konu da şu. Kira sözleşmesiyle bağlı. Evet. Varsayalım evi 1 Mart 2022'de satın aldı. Kira döneminin yenilenme zamanı da 1 Mayıs olsun. 1 Mayıs 2022'de kira sözleşmesinin yenilenme tarihi ya da bitme tarihi olarak 1 Mayıs 2022 olsun. O tarihten sonra bir ay içerisinde bir dava açmak durumunda. O davayı açarsa o şartlar altında tahliye hak kazanacaktır. Yani orada sonuç itibariyle mülkü aldıktan sonra bir ay içinde ihtarnameyi çekiyor. Buranın yeni maliği benim. Evet, evet. Kendim oturacağım, kızım oturacak, babam oturacak diye ihtar çekiyor. Evet. 6 ay aslında orada kanunda şunu söylüyor. 6 ay içinde kiracıya diyor ki sen evini bul. Bu bir makul süre zaten. Öyle addediliyor. 6 ay sonra çıkmazsan, dilenirsen çıkmakta tahliye davası açıyor. Ama burada başka bir hüküm geliyor sizin de söylediğiniz gibi. 1 Mayıs tarihinde eğer oluyorsa o zaman 6 ay süre değil 1 Mayıs'ta kontratı yenileme süresi varsa tahliye davası açıyor ve başlıyor. Evet. Peki Fırat Bey, bu tahliye davası bugünün ortamında yaklaşık ne kadar sürüyor? Yani ilk duruşma, bu tip davalar ilk duruşmada sonuca giden davalar mıdır? Yani çünkü şunu söylüyor kiracı. Mesela size enteresan da bir şey söyleyeyim aslında. Hani 3 sene oturursunuz anlarım ama kiracı giriyor 3. ayında, yani boya badana yapıyor, depozit veriyor, taşınma masrafı yapıyor. 2. ayında ev sahibi diyor ki ben evi satıyorum. Şimdi diyor ki kiracı, Sefa Bey diyor daha 2 ay oldu girdi. Yani girerken de bana evi satacağım demedi diyor. Şimdi diyor ki ben bir sürü masraf ettim Sefa Bey, bir daha mı taşınacağım diyor. Şimdi orada da tabii başka soru oluyor. Sefa Bey söylüyorum 6 ay diye. Peki diyor tahliye davası açarsa işte o zaman diyor ne kadar sürer bu? Yani ben ne kadar sürem olduğunu bilirim diyor. Evet. Varsayalım ki kira yenileme dönemi daha uzun. İhtar çekti 6 ay sonra tahliye davası açtı. Böyle bir durumda tahliye davası ne kadar sürüyor? Yani şu anki ortalamada siz bir dava açtınız. Karşı tarafa tebligat gitti, cevap verdi, duruşma günü açıldı. Dediğim gibi burada kiraya verenin, yani yeni malikin o davasındaki ispat yükümlülüğüne samimi olacak, zorunlu olacak. Gerçekten bir ihtiyaç nedeniyle mi değil mi? Bunu ispat etmesi gerekiyor. Bu ispatın ortalaması bizim ülkemizde 1-1,5 sene arasında sürüyor. Yani 1,5 senede mi bağlanıyor bu mahkeme? Maksimum 1,5 sene içerisinde biter ama böyle 5 ayda biter diyemem.
5 ayda biter diyemem. Bu kadar kolay ispat edebilir. Zaten mahkemenin süreci öyle. Dosya yani her halükarda ikinci ayda girip de evi satılacak olan bir kiracının o bir ay sonra tebligattan itibaren 6 ay dava yaklaşık 2 yıl sürüyor. Evet. Öyle evet. mi? Evet. Anladım. Uygulama gereği böyle oluyor. Bu soru ister istemez geliyor Gelir. Fırat Bey. Doğrudur, haklısın. Peki biz şimdi içinde kira sözleşmesinin olduğu bir durumda ev sahibinin ve kiracının hak ve yükümlülüklerini konuşuyor. Evet, evet. Peki evin içinde ev sahibi var. Evet. Kiracı yok. Evet. Yani sözleşme falan söz konusu değil. Evin içinde ev sahibi oturuyor ve ihtiyaç nedeniyle de evi satıyor. Ve alan maalesef evi aldıktan sonra ev sahibinin bir direnciyle karşılaşıyor. Bazen şöyle oluyor, işte ev bulamadım diyor. Bana biraz müsaade et diyor. gibi bir takım gerekçelerle evi alanda diyor ki ya ev sahibi evin içinde oturuyor ama iş uzuyor. Ben bu evi oturmak için aldım. Hani anlatabiliyor muyum? Ben de öbür evden çıkacağım. Konuşulmasına rağmen hani yazıya dökmüyorlar ama. Evet, evet. Peki evi satın aldığı kişi ev sahibi olduğunda o zaman yeni maliğin hakları nelerdir Fırat Bey? Şimdi sorunuzdan anladığım kadarıyla orada bir kira ilişkisi yok. Yani yok. Bir doğru anladım değil mi? Doğru. Bir kira ilişkisi yok. Bir malik var, evini satıyor. Yeni malik diyor ki evimden çık. O da diyor ki çıkmıyorum. Şu nedenle çıkmıyorum. Şimdi burada iş tabii borçlar kanunu kira sözleşmesi hükümlerinden çıkar. Medeni kanunun mülkiyet hakkıyla alakalı kısımlara gider. Eşya hukukuyla alakalı kısımlara gider. Burada ben gene tabii sürekli hep ispat vasıtası olarak yazılı bildirim vesaire diyeceğim ama bunun neticesinde çok fazla süreyi de düzgün kullanmak adına, ekonomik kullanmak adına söyleyeyim. Biz hep şu yönden ilerliyoruz. Ecri misil ve müdahalenin meni. Bu ne demektir? Ecri misil haksız işgal tazminatı olarak geçer. Siz orada artık haksız bir şekilde duruyorsunuz. Evinizi satmışsınız. Neden çıkmıyorsunuz? Çıkmanız gerekiyor. Artık mülkiyetin sahibi hakkı yeni malik. Adam doğal olarak diyor ki, çıkman gerekiyor çünkü ben burada oturmak istiyorum. Ben aldım, parasını verdim. Dolayısıyla ecri misil talepli ve müdahalenin meni talepli bir dava açması gerekiyor. Bu dava neticesinde neye hükmedilir? Oturduğu ay kadar kira bedeli, emsal kira bedeli neyse ona hükmedilir tazminat olarak. Sonrasında tabii taşınma masrafları yapmış olabilir. Çocuğunun okulu için yaptığı masraflar olabilir. Bunları tabii talep edebilir eski malike karşı. Biz burada önceliğimiz tabii her zaman yani mesleki olarak da tüm meslektaşlarımın olduğu gibi biz husumet çıkmasın isteriz. Husumet çıkmadan önce yaptığımız danışmanlıklarda olabildiğince müzakere ama bu müzakereleri de böyle bir centilmenlik sözleşmesi gibi bir bağta bağlayalım. Evet satış sözleşmesi var ama şu tarihte çıkılacak. Olabildiğince burada uygulamada bir taahhüt alınabiliyorsa satan malikten yani satın alan kişi eski malike karşı evi şu tarihte tahliye edeceğine dair gene de bir taahhüt alabiliyorsa bu çok çok faydalı olur. Ona rağmen çıkmıyorsa mülkiyet hakkını ihlalden dolayı dediğim gibi bu davayı açabilir ve hakta kazanır. Peki Fırat Bey yine bir izleyicimizden gelen bir soruyu size yöneltmek istiyorum. Evet. Diyor ki sözleşme bir yıllık olmasına rağmen kiracı sözleşmeye uymayarak 4 ay sonra evi tahliye etti. Evet. Kalan 8 aylık kirayı ve aidatları kiracıdan alabilir miyiz diye bir sorusu var izleyicimizin. Burada da ikiye bölerek yanıtlamak gerekir. Kiracı burada tabii sorumlu işin esasında. Şimdi olağan hayatın akışında insan empati yapsın. Yani ben bir yeri kiraya vermişim. Kiracım bir anda çıkıyor gidiyor. Benim dairemi ya da iş yerimi yeniden kiraya verebilmem için makul bir süre var. Ben bir anda orayı kiraya veremeyebilirim. Emlakçıya para vereceğim. Zaman geçecek, bir ay geçecek. Belki bir haftada satacağım, belki üç ayda satacağım. Kiraya vereceğim. Dediğim gibi burada öncelikle bakmamız gereken şey kira sözleşmesidir. Kira sözleşmesinde tarafların birbirlerine karşı tahliyeden önce vereceği bir süre vardır. Genelde 2 ay ya da 3 ay geçer orada. Eğer bu süre varsa olabildiğince buna uymaya çalışılmalı. Olmazsa ne olacak? Yargıtay kararları der ki emsal kiraya verme süresi bakımın kadar kiracı bu zarardan sorumludur. Yani evi bir anda boşalttınız gittiniz. 2 ay boyunca hala verilemedi. 2 ay boyunca orada kira oturuyormuşçasına, kirada oturuyormuşçasına kira bedelini siz talep edebilirsiniz. Bunda hiçbir engel yok.
Kiraya veren tarafından söylüyorum. Şöyle, ben bir de burada bir ekleme yapmak istiyorum evet, size. Evet. Borçlar Kanunu'nda özellikle bir madde var. Bu evet. da yine çok sorulan sorulardan evet, bir evet. tanesi. Değerli izleyiciler, daha önceden yapılan kira sözleşmelerinde biraz önce izleyicimizin sorduğu gibi bir yıllık kira sözleşmesinde dördüncü ayda çıktığı zaman kalan kiralar muaccel olabiliyordu. Fakat Borçlar Kanunu'nda artık kalan kiraların muacceliyet kesmetmesi yani ödenmesi diye bir durum ortadan kalktı. Yasa sadece şunu söylüyor. Diyor ki sen evi tahliye edersen o evin yeniden kiraya verilmek süresi kadar ki Yargıtay içtihatlarında bu bildiğim kadarıyla 3 ay gibi bir süre o kiradan sorumlusun diyor. Şimdi Fırat Bey yönetmenim uyarıyor. Bir 3-4 dakika evet. gibi bir süremiz kaldı. Son bir soru sormak istiyorum evet. size. Bir yıllık kira sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren kiracıyı sürenin sonunda ev sahibi tahliye edebilir mi? Bu da çok konuşulan bir konu. Evet. İşte belirli süreli sözleşme, belirsiz süreli sözleşme. Bazı insanlar diyor ki tabii ki çıkabilir çünkü bir yıllık yapılmış deniyor. Buna bir netlik kazandıralım. Bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş, aidatlarını ödemiş, kirasını düzenli ödemiş bir kişiyi bir yılın sonunda bir yıllık sözleşme bitti diye ev sahibi tahliye edebilir mi? Birazcık tabii kiracı tarafında olacak bu sorunun cevabı ama bu kanuna dayanarak vereceğim bir cevap maalesef olmuyor. Tahliye edemiyorsunuz. Kanun maddesi burada çok net. Eğer kiracı o kira sözleşmesinin sona ereceği tarihten 15 gün öncesine kadar bir bildirim yapmadıysa, oturmak da istiyorsa o kira sözleşmesi otomatikman yenilenir. Bu kira sözleşmelerine özel bir durumdur. Ama bu hak sadece kiracıya tanınmıştır. Kiraya veren kira sözleşmesinin bitim tarihinden 15 gün önce ben bildirim yapıyorum ya da 3 ay öncesinde bildirim yapıyorum, çıkmanı talep ediyorum dediği zaman hiçbir hakkı yok. Bu hak sadece kiraya tanınmıştır, kiracıya tanınmıştır. Peki, değerli izleyiciler, bu ilk programımızın sonuna geldik. Öncelikle bu yayının size ulaşmasında emeği olan yönetmenim Murat Kaytan'a, kameraman Serdar Hüseyin Baş'a ve rejideki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programın başında da belirttiğim gibi önümüzdeki hafta Cuma günü saat 3'te tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ancak o programın konusu e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde de özellikle bu pandeminin etkisiyle son 2 yılda insanlar evlerinden çıkamadıkları için e-ticaret sitelerinden alışverişler çok ciddi artmış durumda. Ama buna rağmen mağduriyetler de çok fazla. Özellikle Instagram üzerinden yapılan satışlarda ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Bu mağduriyetlere ilişkin çözüm önerilerimizi ve hak arama yollarını konuşacağız. Sizlerden ricam programın size faydalı olmasını istiyorsanız Sefa sorularınızı ve sorunlarınızı sefa.kabaalioglu@gmail.com adresine bu önümüzdeki hafta içerisinde gönderirseniz o soruları program konuğum Fırat Nevruz Bey ile tekrardan değerlendirme ve üzerinde konuşma şansı bulacağız. Fırat Bey zenginlik kattınız. Çok teşekkür ederim. Bizi ve bizi izleyen tüketicileri bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Değerli izleyiciler haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.